Merhabalar sevgili öğrenciler. Şimdi çemberde açının 5. köşe taşını gömeceğiz bu videomuzla birlikte. Hemen şöyle bir odaklanmayı ayarlıyorum. Ve vera bismillah deyip başlıyorum dostlar. Şimdi burada bir 42 derece görüyorum dostlar. 42 bizim teğet giriş açımız, yani namı diğer çevre açı da diyorduk biz buna. Gördüğü yay 2 katı olacak. Şuraya 84 dereceyi yazdım. Şurada bir 38 derece görüyorum. Hemen gördüğü yaya 2 katı olan 76 dereceyi de buna yazdık. Bize de diyor ki x kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada iç açı formülünü kullanacağım ben dostlar. Bakın şuradaki açı, y dediğimiz açı, çemberin iç bölgesindeki herhangi iki kirişin kesişerek oluşturduğu açı. Y açısı gördüğü yayların toplamının yarısı olacak. Şimdi sağdan 84'ü görüyor. Soldan da 76'yı görüyor. O halde Y 84 ile 76'nın toplamının yarısıdır. İç açının kuralı budur dostlarım. Bakın şurada şu kiriş ile şu kirişin oluşturduğu açıya Y'ye X iç açı denir. Aynı şekilde X de iç açıdır dostlarım. Yani merkezde değil, çevrenin üstünde değil, çemberin içerisinde herhangi bir yerde. Ve iç açının özelliği neymiş? Gördüğü yayların sağdan 84'ü görüyor. Y soldan da 76'yı görüyor. Gördüklerinin toplamının yarısıymış dostlarım. Bunların da toplamı ne yaptı? 80, 80, 160 yaptı. 160'ın yarısı olacak y'miz. 160'ın yarısı 80. Y'yi 80 bulduk. Peki x ne olur bu durumda? Bütünleri olduğu için 100 derece gelir. Hemen ikinci sorumuz. Bakalım bu ne diyor? Teğetin DM noktası DE yayı CD yayına eşitmiş. Şimdi şu yaya A diyelim. Bu da A. Gelin şuraya da B diyelim arkadaşlar. X kaç derecedir bir diye bir şey sormuş bize. Şimdi x dediğimiz açı bakın bir iç açı. Üstten A'yı alttan B'yi görüyor. O zaman X eşittir A artı B bölü 2'dir diyorum. Bir işime yarayıp yaramayacağını düşünmüyorum. Direkt gördüğüm her şeyi yazıyorum. Peki şurası da X açısı değil mi kardeşim? Bu da X. Peki şu açıya bakın. Bu da bir teğet giriş açı ve A artı B yayını görüyor. A artı B'yi gördüğü için yarısına eşit olacak. Yani bu açı A artı B bölü 2 olacak ki A artı B bölü 2'ye biz ne demiştik? X. Demek ki bu da X. Yani şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Tepesi 40 ise 2X'e ne kalacak? 140. X ne olacak? 70. Hemen geçtik 3 numaralı sorumuza. Evet 80 görüyorum. Bir merkez açıdır 80. Gördüğü yay da 80. 70 derece görüyorum. Merkez açıdır. Gördüğü yay da 70. Bakın x'in yine bütünlerine y diyelim. Tabii ki bu taraftan da y. Ve y'ye bakarsanız şu iki kirişin oluşturduğu açıdır. Dolayısıyla bir iç açıdır. 70 ile 80'in toplamının yarısı olacak. 150'nin yarısı 75 derecedir bizim y'miz. Tabii ki x de ne olacak? Bütünleri olduğu için 105 derece gelecek sorumuzun cevabı. 4 numaraya bakıyorum. Üçgen alanını istiyor bizden. Hangi üçgenin alanı? Şimdi AC yayı AD yayına eşitmiş. BD yayı da oraya eşitmiş. 5 var, 6 var. DKL üçgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostlar şu açıya bir bakalım şuna. Bakın bu A diyelim buna. Şunlara da X, X, Y, Y diyelim. Bakın A bir iç açı. Ve şuradaki açı da A derecedir. A'mız buradan Y'yi, buradan X'i görüyor. Yani A dediğim şey X ile Y'nin toplamının yarısı olacak. Bu bir. İki. Şuradaki açıya bakın dostlarım. Bu da alttan Y'yi, üstten X'i görüyor. O zaman bu da X ile Y'nin toplamının yarısı olacak. Yani A derece gelecek. Bu da demek oluyor ki bu bizim 5 üçgenimiz, 6 üçgenimiz 5, 5, 6 üçgeniymiş. Bir ikiz kenar üçgenmiş dostlarım. Hemen şuraya 5, 5, 6 üçgeni çiziyorum bir tane. Ve bana da bu üçgenin alanını soruyor. Şurası 5, burası 5, burası 6.
İkiz kenar üçgende tabana diklik indirecektik. 3, 3, 3, 4, 5'ten 4. Yüksekliğim 4, tabanım 6. Çarptım 2'ye böldüm. Adana'yı işaretledim. Evet. 5 numaralı köşe taşımız da tamam. Hemen geldik. 6 numaralı köşe taşımıza şu kağıtları bir toparlayalım. Burada da dış açıyı göreceğiz galiba arkadaşlarım. Çok yüksek ihtimalle. Evet. X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi 120 var, 50 var, x'i soruyor. Şimdi dostlarım şuraya da y yazalım biz. Tabii ki buraya da 2y yazalım. Y çevre açı olduğu için gördüğü yay 2 katı. Sonra 120 var, tamamı 360'dı. 120'yi çıkarırsam 240 kalır şuraya. Ve burası da 240 eksi 2y olur. Değil mi? Hepsinin toplamı 360 oldu böylelikle. Bakın 50 dediğimiz açı bir dış açı. Dış açının özelliği de şu. İkinci gördüğünden birinci gördüğün yayı çıkarıyorsun. 2'ye böldüğünde dış açıyı verecek. Yani 2y'den 240 eksi 2y'yi çıkarıp 2'ye bölersem 50 olmalıymış. 2'yi buraya attım 100 oldu burası. Şuradan devam edeyim. 100 eşittir. Burası da 2y eksi 240 eksi eksi artıya döndürdü eksi eksiyi. 4y eksi 240 oldu. Peki eksi 240'ı bu tarafa alırsak 340 olur. 4y eşittir 340 oldu. 4'e bölelim. 2'ye bölersem 170. Bir daha 2'ye bölersem 170 de 85 geldi. Y 85. Peki y 85 ise x bunun dış açısı olduğu için 95 olacak. Bursa'dan geldi sorunun cevabı. Evet, ikinci sorumuz. Şimdi 40. Şuradaki yayı görüyor. Bu yay 80 olacak çevre açı olduğu için. Peki şuna A yayı, şuna da B yayı diyelim. Bakın 21 dış açı. Demek ki A eksi B'nin yarısı 20. Yani A eksi B o halde 40 olmalı. Peki şurası çap. Çapın üst tarafı 180 olacak. 80'i buradaysa A ile B'nin toplamına 100 kaldı. Hadi bunlara da 100 diyelim. İkisini alt alta topladığında B'ler gider. 2A eşittir 140. A eşittir 70 gelir. Peki A 70 ise B ne olacak? 30 olacak ki farkları 40 olsun. Bize neyi soruyor? BD yayını. Yani B'yi soruyor. O zaman cevap 30. 3 numaradayız. O merkezi çember x kaç derecedir diye bir soru sormuş. Burası x ise bu açımız da x'tir. İkiz kenar üçgenden demek ki bu yay 2x. Demek ki bu yay da 2x. Hatta ben şuraya 180 eksi 4x yazabilirim o halde. Çünkü neden? Burası bizim çapımız. Çapın üst tarafı 180 olacak. 4x'i buradaysa buraya da 180 eksi 4x kaldı diyebilirim. Hatta şu açımız ne oldu dostlarım? Bu açıda 180 eksi 4x'i gördüğü için çevre açı yarısı olacak. Yani 90 eksi 2x. Dostlar şimdi ister dış açı yapın. Bakın 30 bizim dış açımız. 2x'ten 180 eksi 4x'i çıkarıp 2'ye böldüğünüzde 30'u verecek. Ya da üçgende açı yapın. Bakın iki iç açının toplamı yani 90 eksi 2x ile 30'un toplamı 120 eksi 2x yapar. Dış açısı olan x'e eşittir. Buradan 3x eşittir 120, x eşittir 40 derece gelir cevap Edirne'den. Evet, 4 numaralı sorudayız. Yine bir ikiz kenar görüyorum. Öncelikle şu 70'in gördüğü şu yaya bir 140 yazalım. 2 katı olacak diyelim. AB paralel DC'ymiş arkadaşlarım. Şurada bir paralellik var bakın şurada. Demek ki bir Z harfi yapabilirim. Şuraya da X yazalım hemen. Burası X ise ikiz kenar olduğu için burada X diyelim. Şimdi X'in gördüğü yay 2X olacak. Bu X'in gördüğü yay 2X olacak. Bunları yazalım. Şuradaki adama da ne yazacağız dostlarım? Tamamı 360'tı ya. 140'ı çıkartırsam 220. 4x'i çıkartırsam şu yayın ölçüsü 220 eksi 4x. Şimdi istersem x'in dış açı olmasından faydalanıp 140 eksi bu bölü 2 derim x'e eşit. Ya da şu 220 eksi 4x'i gören şu açı var ya çevre açı, buna ben 110 eksi 2x yazacağım demektir bu.
110-2x yazarsam da gelmiyormuş. Üçgenin iç açıları toplamı 180 diyecektim ama gelmiyormuş. Direkt şey yapayım ben. Tabii direkt hatta şuradan da 70'in de z harfinden şuraya da 70 yazalım. 70'in gördüğü şu yay 140 olacak diyelim. 2x ile 220-4x'in toplamı 2x ile 220-4x'in toplamı 140. Buradan eksi 2x olur. Bu tarafa atarsam 2x diye geçer. 140'ı buraya atarsak eksi 140 olsun. 0. 12'den 4 çıktı 8. 0. 80 eşittir 2x. X eşittir 40 geldi. Evet, 5 ile 6 da tamamdır. 7'deyiz dostlarım. Bakın burada da bir dondurma kuralımız var. Dondurma kuralı dediğim kural şu. Bir çembere dışından 2 tane teğet çizildiğinde şu aradaki yay ile şu açının toplamı 180. Yay ile açının toplamı 180 olacak. Bakın 100 şu teğetle şu teğetin arasındaki açı. O zaman buradaki yay toplamları 180 olsun diye 80 olacak. Bakın şu teğetle şu teğetin arasındaki yayla açının toplamı 180 olacağından burası da 110. Peki toplamları ne çıktı? 190 çıktı. Yarısı olacak burası. 95 gelecek sorunun cevabı. Çevre açı yarısıydı çünkü. Evet bakın burada da bir dondurma kuralı var. Hemen şuradaki yay bu iki teğetin arasındaki yayla açı toplamı 180 olacak. Burası 110. Peki çapın üstündeki yay 180 olacaktı. O halde şuradakine 70 derece kalacak değil mi? 110 ise 70 kalacak buraya. X de bizim teğet giriş açımız 70'i görüyor. Yarısı olacak 35. 3 numaralı sorudayız. 70 derece gördüğü yayın ölçüsüne hemen 110 yazıyorum. 180'e tamamladım. Peki çap var mı? BD çapmış bakın şurası çap. Çapın üst tarafı 180 olacak. O halde şuraya da 70 kaldı. X de 70'i gördüğü için yarısı olacak 35. Geldik buna. BDC açısı, BDC şu açı BAC'nin BAC açısının 2 katıymış. Yani ben buna A dersem burası 2A. Peki burası 2A ise şu yayın ölçüsü ne olacak mecburen? Çevre açı olduğu için 4A. Peki teğetlerin arasındaki açı gördüğü yayla 180'e tamamlayacak. Bu yay ne olacak? 180 eksi A. Peki çemberimin tamamı kaç dereceydi? 360. Yani şuradaki 180 eksi A ile 4A'nın toplamı 360 olacak arkadaşlarım. Hemen buradan 3A yapar burası. 3A eşittir 180. A eşittir 60 gelir. Bana nereyi soruyor? BKC. 4A'yı soruyor. 240 geldi. Arkadaşlar burada duralım. 8'e geçmeyeyim. Bir sonraki videoda da 8'e geçelim. Ezan okunuyor çünkü. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.